Konular çok efendim, fazla. Tabii çok önemli konular var. Yayınımızı izleyenler de. Neyse, başka bir programda kalanları konuşuruz. Evet, yeni bir, bu aynı zamanda bir program teklifi olarak da kabul edebilirsiniz. TVNET'e çıkmak büyük bir onur. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, isterseniz Suriye'ye geçelim mi? Evet, bölgeden sorular var. Demokratik açılım askıya alanda alınmadı. Diyalog yeniden başladı tartışmalar arasında. Bölgeden özellikle çok yoğun soru alıyoruz. Ne oluyor? Yeniden demokratik açılım süreci canlandırılıyor mu diye, o konuda durum nedir? Demokratik açılım, evet, bir süre konuşuldu ama bizim kabul ettiğimiz, daha çok uygun gördüğümüz Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi. Bu 2009'un hemen hemen Mayıs ayından bu yana devam eden bir süreç. Bir proje değil, projenin başı olur, sonu olur. Neticesini alırsınız. Bu bir süreçtir. Süreçsiz bir zaman kesintiye uğramadı. Devam ediyor. Ama bazen çok sessizleşti, dikkatlerden kaçtı. Belki bazen çok hızlı oldu, dikkatlere değdi. Şu anda da Milli Birlik Kardeşlik Projemizin farklı alanlarda devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu bir kimlikle ilgili bütün kültürel hakların insanımıza verilmesidir. İkincisi, hükümet idari tedbirlerle halkın günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Üçüncüsü, güvenlik tedbirleriyle terörle mücadele ediyor. Dördüncüsü, dış politikadaki gücümüzle bölgedeki dengeleri iyi takip etmek suretiyle hem terörle mücadelede hem de Türkiye'nin güvenliğinin, iç ve dış güvenliğinin daha da güçlü bir şekilde sürdürülmesinde önemli katkılar sağlıyor. Sadece bir örnek vereyim. Irak'ın kuzeyinde bir otonom yönetim var. Geçtiğimiz günlerde bunun başındaki kişi Türkiye'ye geldi. Hem Türkiye'de verdiği beyanatlar hem gittikten sonra verdiği beyanatlar çok önemli. Türkiye'deki verdiği kadarıyla dışarıda söyledikleri de çok önemli. Evet, terör örgütünün veya bu örgütün Türkiye'ye zarar vermesini istemiyoruz. Silah bırakacaklardır. Silah bırakmazlarsa biz onların anladığı dilden kendileriyle mukabele ederiz. Bütün bu açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Erbil'de yapılan toplantı, onun öncesinde Türk hükümetiyle yine Kuzey Irak'taki yönetimin ve merkezi Bağdat yönetimin ilişkileri, Amerika'nın da üçlü sürece dahil olmasıyla biz hem istihbarat, hem operasyon, hem de silah bırakma konularında çok iyi mesafe alıyoruz. Bu ara tabii güvenlik güçlerimizin çatışma haberleri de geliyor. Allah rahmet etsin. Zaman zaman 1, 2, 3, 5 şehit de veriyoruz. Yani bir şehidimizin haberini duyduğumuz zaman hepimiz fevkalade üzülüyoruz. Ama bugüne kadar girilememiş yerlerde, barınma, sığınak, kırsal alanlar, soğuk günlerden sıcak günlere intikal, dışarıdan Türkiye'ye girişler, çıkışlar bugün o kadar başarılı bir şekilde takip ediliyor ve önleniyor ki, mesela geçtiğimiz günlerde kendi gözlerimle görmek imkanı buldum. Bazı operasyonların fotoğrafları gösterilmişti. Yani 80 metre derinliğinde ama girişi şu kadar dar olan bir yerden iple giriş çıkışlarının olduğunu, içine girildiği zaman labirentler halinde yaşam alanlarının, mutfakların, silahların bulunduğu yerlerin fotoğrafları. 30 senedir buralara girilmemiş. Askerimiz ilk defa giriyor. Özel harekat, asker, istihbarat o kadar birlikte ve ahenkli, adeta bir dişli gibi çalışıyor ki sonuç alıyoruz. Nokta operasyonlarda. Eskiden şu dağda 15 tane terörist var dendiğinde 2 tane tabur gidiyordu. 2 tane tabur gidene kadar 15 terörist 5 tane dağ dolaşıyordu. Şimdi öyle değil. Nerede bir nokta varsa en seri vasıtalarda, en iyi teçhizatlı, bu işte en iyi yetişmiş operasyon ekipleri gidiyor, görevini yapıyor, ya alıyor, getiriyor veya onlarla çatışıyor. Güvenlik açısından iyi bir noktadayız ama o ayrı bir konu. Bir de Türkiye'de yaşayan insanımızın etnik kökeni ne olursa olsun, inancı, mezhebi ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan birinci sınıf vatandaşlar gibi hem insan hakları konusunda hem anayasal anlamda tüm haklarının kendilerine verilmesi. Ben basından, medyadan daha çok sorumlu bir başbakan yardımcısı olarak, TRT olarak da, radyo televizyon üst kurulu olarak da, Anadolu Ajansı olarak da, basın yayın enformasyon olarak da bu konuda en iyi noktadayız. Yani vermediğimiz, düşünmediğimiz, yapmadığımız hiçbir iş kalmadı. Devam da ediyoruz. Dolayısıyla işin diğer boyutlarına baktığımızda bütün bakanlık arkadaşlarımızın kendi alanlarında
Oralarda da bölge halkının olsun, Türkiye'nin her yerinde yaşayan, ben Kürdüm diyen, ben Boşnağım diyen, ben Arabım diyen, ben Çerkezim diyen, kim ne, hangi hakları talep ediyorsa, hem talep hem de talebe bakmaksızın eşit olarak bütün vatandaşlarımıza daha rahat yaşayabilecekleri, kendilerini daha güzel ifade edebilecekleri, hiçbir baskı altında kalmayacakları bir Türkiye meydana getiriyoruz. Bundan dolayı hiç kimsenin endişesi olmaz. Peki, yaylalara çıkılıyor, meralara çıkılıyor, yol kontrolleri en az noktaya indirildi. Ama terörle mücadelenin de gereği neyse yapılıyor. Vatandaş, masum vatandaş, benim beni koruyan, beni düşünen bir devletim var diyor. Diyecek, demesi lazım. Çünkü ona o kadar yakınız biz. Ama terör ve teröristle mücadele de bizim için çok önemli. Sayın Başbakan, terörle mücadele, siyasetle müzakere dedi. Doğru. Siz de bu konunun altını çizdiniz. Siyasetle müzakere yapılıyor mu? Bir diyalog süreci var mı? Yani örgüt ve örgütün üst düzeyiyle bir görüşmenin, bir konuşmanın olmadığını biliyorum. Çünkü daha önce bir ölçüde yapılan ve ifşa edilen bu görüşmelerden netice alınamamıştı. Şu aşamada da yani terör ve terörist Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine, ülkemize, bağımsızlığımıza, bölünmezliğimize karşı bir taarruz içerisinde olduktan sonra, silah da bırakmadıktan sonra onun anlayacağı dil terörle mücadelenin en iyi şekilde yapılmasıdır. Siyasetteki müzakere mutlaka olur. BDP ile de olur. Siyasi anlamda başka kurum, kuruluşlarla da olur. Mesela Kuzey Irak'la yapılan görüşmelerin ana temelinde Türkiye'de terörün durması varsa o yönetimle biz farklı konularda işbirliği yapabilir, onlarla bazı konuları müzakere edebiliriz. Türkiye'de bu örgütle bağlantısını açıkça ifade eden diyelim ki Barış ve Demokrasi Partisi bize silahın ve şiddetin dışında ne getiriyor, ne konuşmak istiyorsa onlarla da her şeyi makul biçimde konuşuruz. Oradan yola çıkarak Türkiye'deki terörün önlenmesi veya Kürt meselesi konusunda adımlar atılması mümkün olabilir. Peki İslami Kürt Partisi oluşumu var. Bu özellikle hedefinde de AK Partisi ve Saadet Partisi'nin oyları var. Bu oluşma nedir? Ben hedefinde ne olur bilmem ama herkes siyaset yapmalı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP terör konusunda hep şunu söylüyorlar. Bu konuda ne istiyorsanız getirin, size destek vereceğiz. Siz ne getirdiniz de biz hayır dedik. Bunu bir kenara bırakalım. Ey CHP, ey MHP. Sen gerçekten Türkiye'de terörle, örgütle, şunla, bununla mücadele etmek istiyorsan git o bölgede siyaset yap. Hiç başka bir şey yapma. Kendini de yorma. Tabelanı as, yönetimlerini kur. Oraya git. Sen oraya seçimden seçime gidiyorsun. O da işte sadece bir saatliğine. Git orada siyaset yap. De ki, ey millet, ey Kürt kardeşlerim diyeceksen, ey Arap kardeşlerim, ben sizin sorunlarınızı daha iyi çözeceğim. Bana güvenin, ben CHP'yim. Bana güvenin, ben MHP'yim. Hiçbiri orada siyaset yapmıyor. Meydanı BDP, AK Parti alıyor. Aslında daha başka faktörler de, daha başka argümanlar da olmalı. Gazetenin yazdığı bir tanımlamadır. İşte İslamcı Kürt. Bunlar Irak'ta filan olan kuruluşlar. Olacaksa olsun, kendini nasıl ifade edecekse etsin. Daha 10 parti kurulsun, 20 parti kurulsun. Gerekirse bizden de oy alsın, alabiliyorsa. Ama siyaset yapsın orada. Ya insan siyaset yapacak ya şiddet yapacak. Siyasetçinin şiddeti kullanması doğru değil. O zaman siyaset yapmıyor demektir. Bugün BDP'nin dili şiddet dilidir. Keşke siyaset dilini kullanacak Hak Parti gibi, sizin söylediğiniz gibi ondan daha farklı partiler de çıksa ortaya. Biz de varız deseler. Vatandaşa seçenek sunsalar. O zaman şiddetin dili gider, siyasetin dili gelir. Kim kuracaksa kursun, vallahi dua edeceğim onlara. O kadar faydalı bir şey.